New York'tan merhabalar. Bugün konumuz dün akşam New York'ta yaşanan ve çok ciddi sonuçlar doğurabilecek bir olayla ilgili. Dün akşam New York'un ultra Ortodoks Yahudi gruplarından bir tanesinin çok önemli bir hahamının hayatını kaybetmesi koronavirüs yüzünden ve ardından bu topluluğun beraberce sokaklara dökülerek gerçekleştirdiği cenaze töreninde çıkan olaylar gerçekten yetkililerin tepkisine ve birçok kişinin de endişelerinin artmasına sebep oldu. Haim Mertz isimli haham burada Brooklyn'de bulunan ve çok kapalı bir ultra ortodoks Yahudi grubunun hahamının hayatını kaybetmesinin ardından dün akşam buradan sadece birkaç yüz metre ileride bulunan mahallelerinde yüzlerce kişi sokağa döküldü. Bu kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymaması, ayrıca maske bile takmıyor olmaları çoğunun polisin, belediye başkanının gönderdiği polis ekipleri tarafından müdahale edilmesine sebep oldu. Ancak bu müdahaleler maalesef çok ciddi bir polemik ortaya çıkarmakta. Birkaç gün önce hava New York'ta çok güzelken parkların, bahçelerin yüzlerce insanla dolu olması, kimsenin sosyal mesafe kurallarına uymadan, maske takmadan koşup oynuyor olması, Yahudi cemaatinin liderinin bu konuda belediye başkanının dikkatini çekmesine sebep oldu ve biz burada çok saygı duyduğumuz bir kişiye veda ederken bize kızıyorsunuz ancak parklarda, bahçelerde dolaşan New Yorklulara niye aynı şekilde cezalar verilmiyor? Bu ırkçı bir yaptırım mı şeklinde bir soru ortaya çıkarttı Yahudi liderleri tarafından New York şehrinde. Bunun üzerine belediye başkanı ve vali Cuomo havaların düzelmesiyle zaten New York'ta endişe edilen bu sosyal mesafe kurallarına uyulmaması konusunda ortaya çıkan belki de sorunlarla ilgili olarak bu konuyu tekrar ele alacaklarını söyledi. Dün akşamki cenaze töreninde sokaklarda eğer fotoğrafları görürseniz iğne atacak yer olmaması, bu toplumun hiçbir şekilde topluluğun maske takmıyor olması zaten Amerikalıları, özellikle New York'ta bu çevrede yaşayanları çok endişelendiriyordu. Ben dün oradaydım. Arabayla geçerken gördüğümüz bu kişilerin bir kere okullarının kapatmamış olmaları, birçok işletmenin hala açık olduğunu görmek, çocukların ve ebeveynlerin maskesiz olarak sokaklarda dolaşıyor olduğunu görmek, bu ultra ortodoks Yahudi topluluğunun kurallara uymadığını görmek gerçekten endişe vericiydi. Bu cenaze zaten bunun üzerine tuz biber ekti diyebiliriz. Daha koronavirüsü New York'a ilk geldiğinde hatırlarsanız 1 Mart, 2 Mart, 3 Mart ilk vakalardan bir tanesi yine New York'un kuzeyinde bulunan yine bir Yahudi toplumunun içinde olmuştu ve burayı karantina altına almışlardı. Bir önceki sene yine aynı şekilde bu topluluk kızamık salgını sırasında aşı yaptırmadığı için çocuklarına bir çok ciddi bir şekilde tepki almışlardı. Kesinlikle kurallara uymuyor olmaları yetkilileri endişelendiriyor. Üstelik koronavirüsünden en çok etkilenen, en çok kayıp veren topluluklardan bir tanesi de bu Brooklyn'de. Maalesef çok büyük ve çok küçük bir alanda yaşayan çok kalabalık bir grubun sosyal mesafe kurallarına ve maske takmadan, hijyen kurallarına uymadan yaşıyor olması New York'ta koronavirüsün yayılma, en azından bu grup içinde yayılıyor olduğunu gösteriyor ve gerçekten de endişeleri arttırıyor. Şimdi bakalım belediye başkanı ve vali bu konunun aslında ırkçılık değil, bu konunun aslında bir sosyal, toplumsal hijyen sorunu olduğunu nasıl bir şekilde savunacaklar. Bir de tabii önümüzdeki günlerde özellikle hafta sonu itibariyle havaların 20 derecenin üzerine çıkacak olması ve parklarda, bahçelerde muhtemelen New York'ların tekrar kendilerini sosyal mesafe kurallarına uymadan bir hava almaya çıkacak olmaları, şimdi bu taraftan da bir tepki gelmesi bekleniyor. Şu ana kadar belki New York polisi sosyal mesafe kuralına uymayanları sadece sözlü bir uyarı vererek onlara gerçekten bu $1000'lık para cezasını uygulamayarak gönderiyordu. Ama belki de bu konu değişecek ve artık New Yorkluların benim gibi böyle maskelerini takmadan topluma açık yerlerde olmalarını belki birkaç dakika için bile olsa sınırlayacak
kuralların getirilmesini şart koşacaklar. Ayrıca biliyorsunuz bir de 311 numaralı telefon hattı var. New Yorklular sosyal mesafe kuralına uymayan kişileri bu telefon hattını arayarak şikayet edebiliyorlar. Normalde günde 17 ile 20 bin arası bu konuyla ilgili olarak şikayet geldiği bu hatta açıklandı belediye tarafından. Ancak şu ana kadar kimseye ne bir para cezası ne de sözlü bir uyarı yapılabildi. Çünkü siz şikayet ettikten sonra o grubun dağılmasıyla polis geldikten sonra zaten bu kişileri bulamıyor olmaları, ceza verecek kimsenin ortada olmuyor olması bu hattın aslında belki de çok işe yaramadığının göstergesi. Ama ben şu anda çok topluma açık bir parkın önündeyim Brooklyn'de. Söylediğim gibi bir taraftan o ultra kapalı, ultra kapalı Yahudi grubunun mahallesiyle çok modern bir mahallenin ortasındayım. Arkamda çok önemli bir park var. Bu park içinde koşanlarla dolu, çocuklarını parka getirenlerle dolu. Evet, bir taraftan çocuk parkları kapatıldı, basketbol sahaları kapatıldı ama parklar hala halka açık ve eğer parklar gereğinden fazla dolarsa sosyal mesafe kurallarına uyulması imkansız gibi görünüyor. O yüzden bakalım Brooklyn'de, New York'ta daha ciddi önlemler alınacak mı virüsün yayılmaması için? Yetkililer bu konuda nasıl çalışmalar yapacak? Önümüzdeki günlerde bunu hep beraber izleyeceğiz ve sizlere hemen aktaracağız. Amerika'dan, New York'tan en son bilgileri size aktarmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz yavaş yavaş New York şehri açılmaya başlıyor ama siz de duyuyorsunuz hala ambulans sesleri New York sokaklarını doldurmaya devam ediyor. Koronavirüsünün New York'tan, koronavirüsünün etkisinin New York'tan tamamen kalktığını söylemek için hala çok erken. Bütün ekip arkadaşlarım adına ben Aslı Pelit, burası New York ve sizlerin son bilgileri vermeye devam edeceğiz.